Yok ya. Ben bunları bugün okula göndermemeliydim. Mehmet de derse tabii. Böyle olmayacak. Artık bu çocukların hepsi benim çocuklarım oldu. Eskiden sadece Gürcan için endişelenirdim ama artık beşini birden düşünüyorum. Hiçbirinin neredeyse Gürcan'dan farkı yok benim için. Birine bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Sen mükemmel bir babasın. Sana bunu daha önce de söylemiştim. Telefon. Efendim Sevgi, telefondaydım. Dersteydim. Duymamışım. Evet, okuldayım. Bekliyorum ben seni. Tamam. Hadi ama asma artık suratını. Bak ne güzel her şey yoluna giriyor. Nihat abinin yaptığı işin işe yaraması her şeyden önemliydi aslında. Tabii bir de Kıvanç ve ailenin peşindeki adamı bulabilsek... ...büyük abi olmadığını biliyoruz. Bu da demek oluyor ki uğraşmamız gereken başka düşmanlar da var. Aynen söylediğin gibi. Uğraşmamız gereken başka düşmanlar var. Demek ki her şey yolunda değilmiş. Haksız mıyım? Neyse. Ben derse gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Düşünüyordum. Neyi? Çanta kontrolü yapmalıyız. O da nereden çıktı şimdi? Yapmalıyız. Evet kesinlikle. Bıçak olur, uyuşturucu olur. Nereden bilebiliriz ki? Sen gerçekten iyi olduğuna emin misin? Evet neden? Peki. Savaş'ın gırtlağına yapışıyorsun. Ne oluyor? Anlat. Evet arkadaşlar, herkes yerlerine geçsin. Şimdi hepiniz çantalarınızı sıraların üstüne koyun. Levent. Bu ne? Bilmiyorum hocam, benim değil ha. O senin değil mi? Bize bunları yaşatan sensin değil mi? Ne diyorsun ya? Sensin lan. Esra sana okulda bayağı yardımcı oluyor anlaşılan. Öyle sağ olsun. Yürü. Abi, baba. Bu o. Aradığımız adam bu. Kıvanç. Aradığımız adam bu. Sedat Bey ne oluyor? Tamam, sakin olun Sevgi. Biz hallediyoruz. Ya bir dakika, ben de geleceğim tabii ki de. Sevgi Hanım, burası bir okul ve bu çocuklardan biz sorumluyuz.
Onlar benim çocuklarım ve onlardan da ben sorumluyum. Çocuklarınız? Evet. Çocuklarım. Sevgi Hanım, bu okul idaresiyle ilgili bir durum. Nedir bu saçmalığın sebebi? Kıvanç. Mehmet abi, çantasından ses değiştirme cihazı çıktı ve bu küçük teyp çıktı. Bu o aradığımız telefondaki manyak bu. Ya burada neler oluyor, bir bana anlatacak mı artık? Asıl sen anlat lan benimle alıp veremediğinle. Gözünün üstünde kaşın var genci, yeterli mi? Senin o ağzının yamuk... Sınıfta megafonda o aptal şarkı çalmaya başladığı zaman Aylin dışarı fırlamış. Bunu da müdür odasının önünde görmüş. Bu da kanıtı. Çık çıkalım çayıra, yem verelim ördeğe, ördek yemini... Bu ne lan? Bu ne? Bak, dediklerinizden tek kelime anlamıyorum. Ama o teyp benim değil hocam. Hala inkar ediyor. Tamam, çıkın dışarı. Siz nasıl manyaklarsınız ya? Bana bak, sen bu çocuk olduğuna emin misin? Her şey onu gösteriyor. Kıvanç, ne oluyor? Levent Savaş'a saldırıyor. Sen Savaş'ı Levent'in elinden kurtarıyorsun. Sonra Levent'e saldırıyorsun. Toptan delirdiniz mi siz? Hadi siz sınıflarınıza. Kıvanç, Aylin, hadi. Hadi. Gelebilir miyim? Tabii, buyurun. Şimdi bizim çocuklara oyun oynayan Levent miymiş? Sanmıyorum. Levent'i ve ailesini uzun yıllardır tanırım. Evet, ters, ukala bir çocuk olabilir ama bu kadar ileri gitmez. Hem Tilki ve Aylin'le ne gibi bir derdi olabilir ki? Çağla yüzünden Tilki'ye bozuktu ama. Öldürmeye kalkacak kadar mı? İmkansız. Bana da masummuş gibi geldi. Söylediklerimizden tek bir kelime bile anlamadı. Daha çok korkuyormuş gibiydi. Yalnız Levent ise çok daha tehlikeli. Neden? Çünkü okulda, evde, etrafımızda her şeyden haberdar, istediği gibi at koşturan, hatta Levent'i önümüze yem olarak sürecek kadar güçlü bir adam vardı onda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.